Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda oyun oynarken en iyi sonucu alabileceğiniz dizüstü bilgisayarları derledik. Yalnız hemen söyleyelim, bu listeyi biz hazırlamadık. Güvenilir teknoloji sitesi PC Mac'ten aldık. Videomuzdaki ilk dizüstü bilgisayar Acer Aspire V15 Nitro. En dikkat çeken özelliği donanımına göre gayet uygun olan fiyatı. Cihazın yeni nesil güçlü bir işlemcisi var. Nvidia'nın en yeni grafik kartlarından birini kullanıyor. Bu modelin olumsuz özelliği ise tasarımının yeterince iyi olmaması. Sıradaki dizüstü bilgisayar Alienware 15. En iyi yanı şık tasarımı ve mükemmele yakın oyun performansı. Bu videoda yer verdiğimiz bilgisayarlar arasında en hızlı işlemciye sahip. Ayrıca depolama ve grafik birimleri yükseltilebiliyor. Ses kalitesi son derece iyi, fiyatı da fazla sayılmaz. En önemli olumsuz özelliği ise epey ağır olması. Listemizdeki bir diğer dizüstü bilgisayar Asus ROG. Bu model yüksek grafik özellikleriyle dikkat çekiyor. 3 boyutlu performansı mükemmele yakın. 17 inç ekrana, iyi bir Intel işlemciye ve geniş kapasiteli bir SSD diske sahip. Kötü yanı ise eşdeğer dizüstü bilgisayarlara göre yüksek fiyatı. Kısa şarj süresi ve dokunmatik ekranının olmaması da olumsuz özellik olarak sayılabilir. En iyi dizüstü bilgisayarlar listemizdeki bir diğer cihazsa MSI GS60 Ghost Pro 3K. En dikkat çeken özelliği hafif ve ince olması. Ayrıca Intel i7 işlemci ve Nvidia'nın en yeni grafik kartıyla tatmin edici bir oyun deneyimi sunuyor. Ancak PC Mac sitesine göre bu cihazın ısınma sorunu var. Ayrıca şarj ömrü yeterince uzun değil ve fiyatı da rakiplerine göre biraz yüksek. Sırada MSI marka başka bir dizüstü bilgisayar olan Dominator Pro var. Yeni nesil işlemcisi ve Nvidia grafik kartıyla takdiri hak ediyor. Oyun performansı tatmin edici. Ancak dokunmatik ekranının olmaması bir dezavantaj. Başka bir olumsuz özelliği ise büyük ve hantal oluşu. Ekranın kalitesi de rakiplerine göre pek iyi değil. Ayrıca SSD disklerinin kapasitesi bu sınıftaki bir bilgisayar için yetersiz. Sıradaki dizüstü bilgisayarımız Razer Blade. Mükemmele yakın ekran kalitesi ve performansıyla dikkat çekiyor. Son nesil işlemciye ve grafik kartlarına sahip. İnce ve hafif olmasının yanı sıra performansı da yüksek. En büyük dezavantajı oyun oynarken ısınması. Bu da beraberinde performans kaybını getiriyor. Ayrıca grafik özellikleriyle görüntüleme yeteneği arasında tutarsızlık olduğu söyleniyor. Listemizdeki bir diğer oyun bilgisayarı HP Omen 15. Sahip olduğu özelliklere göre fiyatı uygun, performansı da gayet tatmin edici. Yeni nesil Intel i7 işlemcisi ve güçlü Nvidia grafik donanımıyla her tür oyunun altından kalkabiliyor. Geniş bir touchpad'i var. Kötü yan olarak bağlantı noktalarının cihazın arkasında olmasını ve Ethernet bağlantısı için ekstra adaptör gerekmesini sayabiliriz. En iyi oyun dizüstü bilgisayarları listesindeki son cihazımız Dell Inspiron 15. Hem oyun hem de genel kullanım için ideal. Üstelik fiyatı diğerlerinin yarısından bile az. Bu bilgisayarda orta sınıf bir işlemci kullanılmış. Fakat bu yeterli hafıza ve güçlü bir ekran kartıyla dengelenmiş. 15.6 inçlik ekranı oyun oynamak için yeterli. Olumsuz yanları ise ağırlığı ve ses kalitesinin yetersiz olması. Sıra video önerisinde. Bülent Üstün'ün efsane çizgi karakteri Kötü Kedi Şerafettin sinema filmi haline getirildi. Türk animasyon sinemasının yüz akı olan filmin fragmanını izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.